Postal falan çekelim. Aynen. Konforu özlemişim yemin ederim ama... Alo. Şöyle voleybol oynuyorlar. Alo. Her yer sinek, böcek, arı dolu, bilmiyorum. My friend, thank you very much. Burası ne? Otelmiş burası. Yok değil. Evet arkadaşlar, InDrive'den çağırdığımız taksi geldi. Şimdi taksici arkadaşla bir bakalım. Doğru araç mı? 3116 plak, taksi plakası. Sanırım doğru. Hello. Hi. Hi guys, how are you? Where are you from? Türkiye. Türkiye. Nice to meet you guys. Nice to meet you. From... Abi uzun zamandır böyle konforlu bir yolculuk yapmamıştım. Selam millet. Bugün yine yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugün ne yapıyoruz? Öncelikle Karon Beach'e gideceğiz. Karon Beach'i bir görüntülemek istedim. Daha sonra da mümkünse Kata Beach'e gideceğiz. İkisini de bir deneyimlemek istiyorum. Görüşmek üzere. Birazdan InDrive'dan çağırmış olduğumuz taksi gelecek. Ona binip birlikte gideceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, InDrive'dan çağırdığımız taksi geldi. Şimdi taksici arkadaşla bir bakalım doğru araç mı? 3116 plak, taksi plakası. Sanırım doğru. Hello. Şimdi binelim abi arabamıza. Sen bin abi ben önden. Ben şöyle arkaya geçeyim. Toyota geldi. Güzel bir araç geldi böyle InDrive'dan. Şimdi buradan Karon Beach'e geçeceğiz. Aracımız böyle. Arabamız geldi. Şimdi InDrive'dan çağırdığımız taksi geldi. Şimdi bu InDrive bu bölgede, Asya bölgesinde, özellikle Tayland bölgesinde yoğun kullanılan bir uygulama. Türkiye'de kullanılan bir taksi uygulaması gibi. Ama biraz daha böyle uygun fiyata geliyor. Normal buradaki taksi fiyatlarından yarı yarıya neredeyse daha uyguna geliyor. Şöyle yola çıktık. Aslında biz Mahir'le otobüsle gitmeyi düşünüyorduk ama otobüs zaten kişi başı yaklaşık bir 80-90 baht falan alıyor. İki kişi de 180 bahta gideceğiz. Aynı hesaba geldi. En azından daha rahat bir şekilde gideriz diye düşündük. Bir de otobüs de biraz geç geldi. Gelmedi daha doğrusu. Bekledik gelmedi. O yüzden şimdilik böyle InDrive'dan çağırmış olduğumuz taksiyle Karon Beach'e gideceğiz. Oranın bir denizini test edelim. Plajını test edelim Mahir'le. Mahir, ne diyorsun bu duruma? Patron gibi geçtin öne. Bilmiyorum, ben de ilk defa göreceğim bu plajları ama çok güzel plajlar olduğunu söylediler. Aynen. Hep birlikte gideceğiz, bakalım nasılmış. Biraz daha yüzeriz orada. Çünkü denizi mükemmelmiş, süpermiş, hafif, öyle duydum. Hafif dalgalı dediler ama bakalım nasıl bir şey karşılayacak bizi. Karon Beach biraz, pardon, Kata Beach biraz daha... dalgalı herhalde. Evet, sanırım öyle bir duyduk ama hangisi dalgalı, hangisi... değil bilmiyorum. Onu bir test edeceğiz bakalım. Gidince göreceğiz. Şimdi gidelim o zaman, hep birlikte görelim. Aynen. Evet arkadaşlar. Abi uzun zamandır böyle konforlu bir yolculuk yapmamıştım. Abi taksiyle yolculuk da ne güzel oluyormuş be. Yollardayken. Konforu özlemişim yemin ederim. Ama her şeyin, her sabrın sonu selamettir derler. Görüşürüz. Selam millet. Karon Beach'e doğru yola çıktık aracımızla ama mükemmel bir manzara var, böyle kendimi alamıyorum. Her yer yemyeşil. Şöyle bakın, birazdan plaja doğru geçiyoruz. Karon Beach biraz da böyle turistik bir yer sanırım burası. Turlarla genelde böyle Rus turistleri, Arap turistleri falan buraya getiriyorlar. Ama denizin çok güzel olduğunu söylediler. Bu şekilde bir araştırma yapmıştık. Bir gidip görelim dedik. Görüşmek üzere. Fuat arkadaşımızla anlaştık. Geliş parasını ben ödüyorum, dönüş parasını da kendi ödüyor. Dayım kaç para tuttu? Hamaş. 182 değil miydi? Evet evet. 182. Burada bir şey konuşuyorsunuz. İşte örnek veriyorum, 180. Ondan sonra bir katakulliye getiriyor. 200 falan almaya çalışıyor. 250 almaya çalışıyor. Biraz farklı buranın insanı. Turisti yakaladığı zaman. Ya her yerde olduğu gibi turisti yakaladıklarını bir öpmeye çalışıyorlar bir. Kaç para aldı Mahir? Hı? Şimdi biz Mahir ile anlaştık. Mahir Sende 1 lira var mı, 1 lira? Vallahi 1 lira bilmiyorum. Yarımmış bu herhalde. Nasıl abi? Yarım kuruşmuş bu. Ya ölmez abi ya. 50 kuruş. Burada kaç para 1 lira bilmiyorum, bak bir.
Zaten arabaya geri açacağız o parayı. Tamam bu. Ya. Kuruşu kuruşuna aldı yani parayı ama hayır. 5 kuruş eksik onu da aldı. Ciddi misin ya? Evet. Yani thank you. Orijinal taksici yani. Kapım kap. Bizdeki taksici abilere duyulur. Bizimkiler genelde biraz fazla almayı seviyorlar. Neyse. Kapın kap. May. Evet Mahir. Şimdi biz Mahir'le anlaştık. Geliş ücretini Mahir ödedi, dönüşü ben ödeyeceğim. Tam böyle Alman hesabı yapıyoruz Mahir'le. Alman usulü. Alman usulü aynen. Yani sende de zaten kısıtlı bir para var. Bende de kısıtlı aynen. bir para var. O yüzden idare etmeye çalışıyorum. Mahir önce bir markete gidelim baba. Bir şeyler alalım atıştırmalık. Sonra denize girince bir daha zorlanmayalım. Market sanırım bu tarafta diye hatırlıyorum. Orada yanlış olmasın. Daha önce önünden geçmiştim bir kere ama marketin bu tarafta olduğunu hatırlıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Deniz dalgalı. Ama şimdi GoPro olduğu için ben de GoPro ile bir test etme imkanım olacak. Denizin içini falan en azından nasıl bir dalgalı, nasıl bir şeyi var. Ambiyansı var. Onu görmüş olacağız. Görüşürüz. Kola aldım. Onun haricinde biraz atıştırmalık falan alırız dedik. Sonradan oradan çıkışta acıktık, susadık deyip tekrardan çıkmamak için bir tane su falan aldım. Mahir de ufaktan bir şeyler arıyor kendine. Garibim top kek arıyor. Top kekte kahvaltı yapmak istiyor. Daha kahvaltı yapmadı. Ben yaptım kahvaltımı ama. Kahvaltı yapmadım daha. Bundan alacağım herhalde. Dün yediği bir şey galiba dokunmuş Mahir'e. Evet. Tavuk yedin herhalde sen. Tavuk mu dokundu? Bir şey oldu ama. Tavuk yedim. Tavukta mı öyle oldu bilmiyorum ki anlamadım ben de. Tavuk dokundu galiba. Mideyi biraz bozmuş. Böyle hafif bir şeyler arıyor şimdi. Kek gibi falan. Mahir bu güzel aslında bak. Ha? Şunu ben tadına bakmıştım. Bu güzel bak. Şöyle bir şey alayım. O da güzel. Ya. Ha. Ondan tamam. Da evet. Ondan da yemiştim. Ondan alttan tamamdır. Hafif böyle bir atıştırmalık şeklinde. Şimdi marketteyiz. Çıkıyoruz. Bir kola aldım sadece. Bir de suyum var zaten. Bunlar burası zaten bildiğiniz gibi 7-Eleven marketi. Şöyle enteresan bir market. Ne ararsanız var. Sim kart var. İçecek var. Yağmurluk var. Kedi köpek mamaları var. Her şey var. Harca bitmez. Şimdi arkadaşlar Mahir burada meyve suyu falan alacak sanırım. Meyve suyu mu alacağım Mahir? Ha, bir tane böyle fresh meyve suyu yaptırayım çünkü kahvaltı etmedim en azından biraz karnımı tok tuttum. Aynen. Kaç çeşit veriyorlar? 2 çeşit 40 baht 20 TL yapıyor. 4 çeşit istersen 60 baht. He. 4 çeşit. Sen kaç çeşit alıyorsun? Bilmiyorum işte bakıyorum hangi meyveler var ona göre. Burası çok verimli herhalde baksana her yerde arılar falan var. Orijinal. Karpuz ne var burada? Karpuz. Ananas falan. Banana. Paçam fruit. What is this? Paçam fruit. Paçam fruit. Paçam fruit. Yes. Yes. Paçam fruit neymiş? Banana and paçam fruit. And pineapple. Mefen mundu kuri. He ananas başka? Ani. And apple. He apple. Make fruit. He okay. Okay. Evet şimdi abla bir içecek hazırlıyor Mahir'e. Is what it is? Mango? Mango, yes. Yeah. Mango, muz. Bir de mandalina mı koydun? Mandalina koydum. Muz, mandalina, ananas, bir de avokado. Pek hijyenik değil ama olsun. Yapacak bir şey yok. Evet, çok fazla temiz değil burası ama yapacak bir şey olduğu kadar artık. Her yer sinek, böcek, arı dolu. Bilmiyorum yani arıdan zarar gelmez ama. Biraz böyle ben de düşünmüştüm hazırlamayı ama şimdi böyle görünce pek malzemeler yıkandığını söyleyemem. Bir şeyler yıkanmıyor herhalde fazla. Şimdi limonu sıktı. Abla oradan su koyuyor böyle. Arılar marılar içinde bayağı yüzüyor suyun içinde ama olsun. Yapacak bir şey yok.
abla geldi. Beni hazırlıyor. Mahir arkadaşın içeceği hazır. Mahir'cim heyecanlı mısın? Daha önce tadına bakmıştım, o yüzden çok fazla heyecanlı değilim. Yani karnımızı doyursun yeter. Biraz tok tuttum bizi. Aynen. Şöyle bir arkadaş bakayım. Evet, soğuk sadece. Evet. Buz falan koyduğu için yine de soğukmuş. Ah, oh, pipetin de var. Bas bas paraları Leyla'ya. Hayır. Kaç para bu? 60. 60 baht yani 30 TL. 30 TL. Thank you kapın kap. Thank you kapın kap. Kapın kap. Yani diyoruz ki, Mahir kapın teşekkür kap. Ederiz. Kapın kap. Aynen. Teşekkür müydü o? Hı-hı. Aynen. Doğru biliyorum. Abi ne yapalım, gidelim şimdi öyle buradan. Artık denize girelim. Boğuldum ya. İnanılmaz bir sıcak var bugün. Aslında başka bir rotamız vardı ama otobüs gelmedi vesaire derken böyle bir değişiklik yapalım dedik. Kaç gündür zaten hava yağmurluydu. Bunalmıştık. Doğru dürüst çıkamıyorduk. Denizin hayalini kuruyorduk. Bugün de bir denize girelim dedik. Zaten sivrisinekler falan parçaladı bizi. Hava yağmurlu olunca böyle her yere sivrisinek doluşuyor. Yağmurlu olduğundan dolayı. Evler, mevler, kaldığınız yerler her yer sinek oluyor. Bir de buranın sivrisinekleri böyle canavar gibi ya. Küçücük bir şey görünmüyor ama bir kapıya böyle ısırdığı yerde ertesi gün yara oluyor zaten. Bayağı bir sıkıntı yaşadık Mahir'le. Evet arkadaşlar, şimdi Karombiç'e geldim. Mahir'le beraber geldik daha doğrusu. Şöyle göstereyim Karombiç. Gayet güzel bir plaj. Manzarası, doğası falan çok hoş. Biraz böyle Patong Beach'i de andırıyor ama buranın denizi bayağı bir meşhur. Dalgalı olduğu için meşhur diyorlar. Dalgayı sevenler burada denize giriyor. Hello. Küçük küçük bebeler böyle ayaklarını suya sokuyor. Böyle bakın arkadaşlar. Çok dalgalı bir deniz. Ama hoşuma gitti. Şöyle dalganın keyfini çıkartan arkadaşlar var. Çocuklar falan dalganın keyfini çıkartıyorlar. Şöyle bakın. Şimdi burada ufak ufak bir girelim. Hello. Abi terliklerimi çıkarttım. Böyle yavaş yavaş denize doğru giriyorum. Bakın bayağı bir dalgalı şu an. Böyle kenarda insanlar gelen dalganın keyfini çıkartmaya çalışıyor. Şöyle. Allah'tan kameram su almıyor. GoPro 10 metreye kadar suya dayanıklı olduğu için rahat bir şekilde kamerayla beraber denize girebiliyorum. Ama çok keyifli bir suyu var. Oh. Çok iyiydi ya. Aha, burada yüzmek biraz zor. Dalgalı çünkü. Yani en azından kamerayla falan bayağı zorlanacağım gibi. Karombiç arkadaşlar. Karombiç dalgalı. Duymuştum. Doğruymuş. Karombiç'in ne kadar dalgalı. Suyu falan temiz berrak ama. Suyu bayağı bir temiz berrak. Karombiç'in. Ama gel gelelim çok dalgalı. Bir anda böyle ayağının altında insanın çukur oluşabiliyor. Dalga yükseldiği zaman. Dalga çekilince de çukur geri gidiyor. İlerlemeye çalışıyorum ama ne kadar ilerleyebilirim onu da bilmiyorum. Şimdi ayağım yere basıyor. Bir dalga gelecek. Oyun başlayacak bir anda. Where are you from? Sorry.
Özbekistan. Özbekistan? Özbekistan. Türkçe biliyorsun. Ha? Türkçe biliyorsun. I am from Türkiye. 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 Ya. Bu da Türk dalgası. Türkiye. Taşkent. Taşkent. Okay. I am from Türkiye. Ranger. Zıpladım vallahi, kurtardım kendime. Abi Taşkent'ten gelmiş. What is your name? Yuri, Yuri. Yuri, my name is Fuat. Yuri, nice to meet you. YouTube channel, Fuat Firarda. Turkish YouTube channel. Oh. Dalgaya bakın, 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 bakın. Yuri abimizle beraber dalgalara karşı duruyoruz. Abla Batıçık'a gidiyor. Ah, yavaş yavaş çıkacağım. Abi Mahir de denize girmek istiyordu. Gideyim, eşyaları ona emanet ettim çünkü. Bırakamıyorum. Şimdi şezlon falan kiralasak kişi başı yaklaşık 200 baht falan istiyorlar. O yüzden yani 400 baht sadece şezlonka verirsek iki kişi, daha bunun yemesi içmesi sıkıntı. O yüzden burada biz birbirimize emanet ettik. Eşyalarımızı bu şekilde yavaş yavaş çıkıyorum. Bir de inanılmaz dalga güçlendi şu an. Abi efsane ya. I'm from Türkiye. Where are you from? Saudi Arabia. Saudi Arabia. What is your name? Memo. Memo? Yes. Memo. What's no? your name? Fuat. 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 Okay, yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Can you stay here? Yes. That's good. That's good. Sport? Arkadaş. Yeah. Şimdi... Yeah, go, go. Top oynayalım diyor. Al bakalım. Huh? Yapıştır. Eski günlerim aklıma geldi vallahi. Oo abi ne yaptın sen ya dağlara taşlara? Yap. Sen ne yaptın baba ya? Geç kaleye. Ver sağdan baba, ver sağdan. Abi ne yaptın sen ya sen? Suudi Arabistan'la top oynayabilmiyor herhalde. Güzel saydırıyorsun ama dağlara taşlara yapıştır. Let's go. How is it Turkish? Turkish, yes. Actually, I was in Turkish 2 weeks ago. I was in Istanbul. You? Yeah, 2 weeks ago. Ha. Evet. Ah, dağlara taşlara vurduk. My friend, thank you very much. Bye bye. Nice to meet you. Abi şimdi dalgalı olduğu için bu Caron Beach, şöyle görüyorsunuz şezlongların büyük bir çoğunluğu zaten boş. Hava bugün sıcak olmasına rağmen muhtemelen Kata Beach daha yoğun olacak. Çok dalgalı çünkü rahat yüzemiyor insanlar. Çocuklarını falan denize sokamıyor. Onu gördüm ben. O yüzden çok da keyifli değil açıkçası ama ben sevdim ya, dalgalı denizde yüzmeyi seviyorum. Tabi elimde kamera olduğu için kamerayla girdim. O yüzden çok rahat edemedim. Rahat yüzemedim. Şimdi Mahir arkadaşı gönderdim. Bir denize girsin çıksın. Ondan sonra da Kata Beach'e gireceğiz muhtemelen. Görüşmek üzere, yine iyi seyirler. Evet şimdi Caron Beach'ten çıktık. Kata Beach'e doğru devam ediyoruz. Ama bu sefer herhangi bir araç falan kullanmayacağız. Yürüyerek gitmeye karar verdik. Yürüyerek ortalama 40 dakika falan sürüyor. Biraz hızlı yürüyoruz. Belki yarım saate falan ulaşırız diye. Sahil boyu zaten. Araçla falan gitmeye kalksak nereden baksan bir 100-150 baht falan taksi, indiray falan
ödemek zorunda kalacağız. O yüzden şöyle sahil boyunda ufak ufak arkadaşımla beraber yürüyoruz. Kata Beach daha temiz bir plaj diyebiliyorum. Dalga olmayan bir plaj. Burası da temizdi. Çok temiz bir plajdı ama çok dalgalıydı. Yüzmesi biraz daha böyle çok keyif vermedi bana. Caron Beach çok dalgalı olduğu için. Ama tabii yürürken şöyle ufaktan bir buranın doğa manzarasını falan da bir göstermek istiyorum size. Şöyle bakın. Abi çok enteresan bir yer böyle. Kokonat ağaçları var. Bilmem farklı ağaç çeşitleri var. Meyve ağaçları bunlar sanırım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir plaj kenarından yürürken voleybol oynayan arkadaşlar var. Onlarla bir karşılaştık. Hello. Hi. Hi guys, how are you? Where are you from? Türkiye. Türkiye. Nice to meet you guys. Nice to meet you. You from? Russia. Russia. Oh, long, nice to meet you. Long time Thailand. My name is Fuat. My name is Alex. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. We are YouTube channel. Okay, no problem. Yes. Bu arkadaşımız voleybol oynuyor. Abi Rus arkadaşlar burada böyle arkadaş grupları voleybolla günlerini geçiriyorlar. Çok iyi ya. Nice to meet you. Bye bye. Burada ayrı bir böyle bir 3 tane, 4, 5 tane, 6 tane hatta 8 tane voleybol sahası var. Burada arkadaşlar voleybol oynuyorlar. Evet Mahir'cim geldik galiba. Kata Beach'e geldik mi? Yetişmek biraz daha var. Ama yetişmek üzereyiz. Burası ne? Otelmiş burası. Yok değil. Şöyle geçelim abi bu tarafa. Şöyle bir ince bir yoldan geçiyoruz. Sanırım az ileride bir 500 metre yok gibi. Ama Kata Beach'e geldik şu an. Girişine doğru gidiyoruz. Selam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Kata Beach'e geldik. Şöyle çok inanılmaz bir manzarası var. Tabi burada yine sokak lezzetlerine ait seyyar satıcılar da var. Şimdi kamerayı çevireceğim. Kata Beach'in inanılmaz atmosferi. Çok yoğun bir şekilde tabi burada Rus turist var. Bunlar turlarla geliyorlar muhtemelen buraya. Rus turistler. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, bakın. Caron Beach gibi çok fazla dalgalı bir deniz yok. Ama böyle hafif de olsa bir dalga var. Şu manzarayı görüyor musunuz? Karşıda ufak bir adacık var. Şöyle güzel bir manzarası var. Full yeşil var şu an burada. Turlarla geldikleri için fiyat olarak da herhalde turla aldıklarında işte uçak bileti, otel, ondan sonra yeme içme vesaire bu şekilde alıyorlar. Ve oldukça yoğun bir turist akını var şu an buraya. Kata Beach'e. Tayland'a. Şöyle ufak hafif böyle bir denize doğru gidelim. Evet şimdi arkadaşlar, buradan yavaş yavaş kıyıdan biraz yürüyorum Kata Beach'te. Mükemmel bir atmosferi var şöyle. Ama burada tabi havanın durumu anlık olarak değişebiliyor. Öyle bir durum söz konusu burada. Şimdi mesela hava kararmaya başladı. Belli olmaz, anlık olarak şakırt diye bir yağmur yağabilir. Öyle bir durum söz konusu. Yağmur da yağsa tabi bir 10 dakika sonra üstünüz yağmur durduktan sonra tekrardan kuruyor. Bayağı bir sıcak çünkü. Yoğun bir sıcaklık var. Yağmur esnasında da üşümüyorsunuz. Yani yağmurda da bayağı bir sıcak oluyor. Hayır, gireceğim mi denize? Girelim be. Ama gerçekten çok güzel. Burası. Gerçekten çok güzel bir deniz yani, böyle çok keyifli. Burası. Fazla dalgalı da değil aslında. Böyle doğaya baksana ya. Aynen. Böyle bir şey yok ya. Abi şu adaya bakar mısınız ya? İnanılmaz bir ada var. Yani bu güzellik gerçekten parayla ölçülemez. Burayı görmek bile insanı çok mutlu ediyor. Aynen. Çok huzur veriyor insana ya. Bu şu hani bir rahatlık veriyor böyle. Evet. Çok İnsanın hoşuna gidiyor. Huzur veriyor ya. Huzur böyle. Veriyor aynen. Ama kalabalık çekilmiş galiba değil mi?
Kalabalık biraz çekildi. Zaten jet skileri falan dışarı çekiyorlardı şimdi. Yağmur gelecek galiba. Olabilir. Zaten birkaç damla düştü. Aynen. Şöyle havaya bakın arkadaşlar. Hava biraz yağmurlu gibi. Yani bulutlar falan görünmeye başladı. Anlık olarak burada yağmur olayı böyle bir anda yağabiliyor. Sonra 5 dakika sonra durduğunda da zaten üstünüz başınız ıslanıyor ama tekrardan kuruyor ondan sonra. Gelelim mi? Hava soğuk değil aslında ama. Aynen. Yağmur hava çok sıcak ya. Böyle aşırı bir sıcak var şu an. Evet arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş denize doğru giriyorum. Bir bakalım buranın denizi nasıl. Çok fazla dalgalı değil. Keyifli bir yere benziyor. Hava iyice karardı. Birazdan yağmur bastıracak galiba ama ben denize giriyorum şu an. Böyle enteresan bir durum. Su çünkü çok güzel. Gerçekten mükemmel bir suyu var. Berrak. Hafif serinlemiş gibi, su soğumuş gibi ama girilmeyecek gibi de değil. Bakın. Çok keyifli şu an su. Şöyle hava karardı iyice. Bulutlar geldi vallahi. Yağmur da başladı sanki. Öyle hissediyorum. İnanılmaz bir dalga geliyor. Burası çok fazla dalgalı değildi ama yağmurdan dolayı galiba. Normalde buranın suyu, denizi böyle çarşaf gibi olur derlerdi. Ama bugün bayağı bir dalgalı görünüyor. Yağmur geldi gelecek. Evet, biraz açıldıkça su biraz daha böyle ılımaya başladı. Kıyı kesimler daha fazla serin. Ama şu manzarayı göstermek istiyorum. Hava biraz karanlık oldu gerçi ama. Şöyle bakın arkadaşlar. Evet, şimdi büyük bir dalga geliyor, bakın. Efsane bir dalga geliyor. Üstünden atladım biraz. Ama yine de suya girmiş oldum. Dışarısı serinlemeye başladı valla. Evet. Evet. Şimdi yine bir dalga geliyor. Serinlemeye başladı, ben çıkıyorum artık yavaş yavaş arkadaşlar. Su şu an çok sıcak ama dalgalar arttı. Bakın şimdi dalga geliyor arkadaşlar. Bakın dalga geliyor, bak. Thank you. Sağ ol. Kapuka. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaşlar bizi aldı sağ olsun. Şu an çalışmıyorlardı ama şöyle göstereyim. Yine de bize yardımcı oldu bu arkadaş. Neyse, gitti.
İndik. Kaldığımız yere, yakın bir yere indirdi bir de bizi. Yolun üstündeymiş. Ondan sonra Mahir. Evet. Şanslıyız bugün Mahir. Aynen. Hem şanssız hem şanslı. Yağmurda yakalandık, plaja gittik ama en azından insanlar Allah'tan bizi aldı. Yani en azından bize ev uzatan bir evet. adam bulduk, bir insan yani bulduk. Yağmuru yedik aslında ama olsun, yine de yolumuz uzundu yani buraya. Aynen ama nasıl... taksi de bulamadık. Taksiler de gelmiyor. Taksi de yoktu. Taksi de gelmiyordu. Bunların bizi alması iyi oldu. Aynen. Evet arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yere doğru geldik. Plaja da gitmiştik. İki tane plaj gösterdim size. Buranın ünlü plajlarından iki plaj. Bir tanesi Karun Beach, bir tanesi de Kata Beach. İkisi de çok keyifli, böyle turistik yerler. Nacizane burayı göstermeye çalıştım size. Yağmurun da azizliğine falan uğramış olduk. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Biliyorsunuz, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı ve mümkünse de beğendiğiniz videoları eşinize, dostunuza gönderirseniz, paylaşırsanız bana da destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.